İngiltere seçimlerini Oxford Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi öğretim üyesi Emre Eren Korkmaz'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar, Merhabalar, iyi iyi çalışmalar. çalışmalar. Teşekkürler. Şimdi nedir oradaki atmosfer? İki farklı uçlardaki partiler yarışıyor desek sanırım yanlış olmaz. Neler gözlemlediniz son sürece ve bugüne dair? Tabii ki çok önemli bir seçim bu. Çünkü seçim sonuçlarına göre İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmayacağı konusunda son kararlar verilmiş olacak. Şayet Muhafazakar Parti tek başına iktidara gelirse Ocak sonunda Britanya Avrupa Birliği'nden ayrılacak. Ama eğer çoğunluğu alamazsa ve Avrupa Birliği'nde kalmaktan yana olan partiler bir koalisyon kurarsa yeni bir referandum ve Avrupa Birliği'nde kalma imkanının yeniden yükseldiği bir durum olacak. O anlamda çok önemli bir seçim ve İngiltere'ye nazaran çok ciddi bir ilgi de var seçim oy kullanmaya yönelik. O nedenle sonucun henüz belli olmadığı bir aşamadayız. Merakla bekliyoruz biz de. Şimdi aradaki puan farkı da çok aza inmiş durumda. Muhafazakar Parti'nin önde olacağı söyleniyor ancak bazı yorumlarda buna çok güvenmemek gerektiği yönünde. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir azınlık hükümeti mi olabilir? Nedir öngörünüz? Şöyle, anket sonuçları genellikle bugüne kadar hep yanlış çıktı. Bir önceki 2017 seçimlerinde de Theresa May'in 85 fazla vekille tek başına iktidar olacağı bekleniyordu. Saat 10'da sandık sonuç anketleri açıklandığında azınlıkta olduğu ortaya çıktı. Bugün de en son anketlerde 28 farkla Boris Johnson'ın iktidar olabileceği söyleniyor ama anketin hata payı içinde bir koalisyon hükümetinin kurulması da büyük bir ihtimal ve büyük oranda bu bekleniyor. Yani bu mümkündür çünkü karşı partiler taktik oy kullanıyorlar ve Muhafazakar Parti karşısındaki en güçlü adayı destekliyorlar. O nedenle eğer çoğunluğu alamazsa İskoç Ulusal Partisi ile İşçi Partisi'nin bir koalisyon hükümeti kurması da önemli bir ihtimal olarak duruyor. Şimdi sanıyorum yalnızca tabii Brexit değil, ekonomi başta olmak üzere diğer meselelerde de aslında belirleyici bir noktada duruyor. Vaatlere dair bir şeyler söyleyebilir misiniz? Halkın bu vaatlere olan tepkisini nasıl gözlemlediniz? Tabii şimdi Muhafazakar Parti açısından çoğunluğu verin 2 ayda Brexit'i çözelim üzerinden bir propaganda yürütüldü. Ama seçimlerin Aralık ayında olmasının getirdiği beklenmeyen sonuçlar oldu. Birincisi seçim başladığı dönemde seller ülkeyi vurdu. O çok büyük bir tepki çekti. Şimdi de herkes hasta ve hastaneler ve sağlık sistemi çok ciddi bir sorun. Her gün küçük çocukların ya da yaşlıların yerlerde sıra beklerken hastanede fotoğrafları görülüyor. Doğalında son dönemde Brexit'ten konu sağlık sistemine geçti. İşçi Partisi liderinin de Amerika ile ABD ile İngiltere arasındaki gizli ticari anlaşma metinlerini yayınlaması ve ulusal sağlık sisteminin özelleştirilmesinin masada olduğunu anlaşılması da çok büyük bir tepki çekti. Bu anlamda Boris Johnson'ı biraz daha savunma durumuna getirmiş oldu. Ülkede sağlık sistemi, eğitim, polislerin az olması yani güvenlik meselesi gibi konularda ciddi bir gündem haline gelmiş oldu. Vaatler konusunda yani, tabii Muhafazakar Parti şunu söylüyor. Brexit'ten yaparsak artık kendi yatırımlarımızı yapabiliriz. Avrupa Birliği bizim elimizi bağlamaz ve bundan sonra artık krizden çıkacağız diye konuşuyor. İşçi Partisi tabii çok daha farklı bir vaatlerle ortaya çıktı. Corbyn'in ortaya sunduğu manifestoda çok ciddi kamulaştırmalar var. Elektrik, su, posta hizmetlerinin kamulaştırılması, telekomun kamulaştırılması ve herkese ücretsiz hızlı internet sözünün verilmesi ki İngiltere'de sadece %8 hızlı internete ulaşıyor. Bununla beraber en yüksek %5'in vergilendirilmesi, gibi vaatler tabii özellikle toplumdaki eşitsizliğe yönelik vurgular, bu eşitsizliğe karşı sosyal devletin geliştirilmesine dair talepler ilgi çekti. Bu anlamda da aslında şunu görmüş olacağız. Toplum nezdinde bir kutuplaşma var ama bu sadece Avrupa Birliği ekseninde kalalım mı çıkalım mı kutuplaşması mı yoksa insanların genel toplumsal yaşama duydukları tepkinin sonucunda mı bu bir başka bir sonuç olarak mı Avrupa Birliği tartışması ortaya çıkıyor? İnsanlar için hangisi daha ön planda? Bunu görmüş olacağız. Şimdi
Bu mesele aslında başta Fransa olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde, hatta Latin Amerika ülkelerinde de son dönemlerde eylemlerle özellikle kendisini gösteriyor. Bu kapsamda değerlendirirsek genel bir tablo çizmeniz mümkün mü? İnsanların gösterdiği tepkilere dair veya öngörüleriniz var mı bu konuda? Devletlerin Yani politikalarına dair. bu neoliberal politikalara karşı bir tepkinin ortaya çıktığı görülüyor. Özellikle İngiltere'de tasarruf tedbirleri adı altında yıllardır kamuya hiçbir yatırım yapılmıyor. O nedenle eğitim ve sağlık sistemi gerçekten çok kötü. İşte sokakta güvenlik sorunları ortaya çıkıyor. Uyuşturucu sorunları ortaya çıkıyor ve insanlar bunu gündelik yaşamında yaşıyor. Sanayi gelişmemiş durumda. Birçok özellikle kırsal bölgelerdeki limanlarda, madenlerde iş yerleri kapanmış durumda. Zaten Brexit'te Avrupa Birliği'nden çıkılmasına dair insanların verdiği oy da esasında bir tepki oyuydu. 2017'de İşçi Partisi'nin %40 oy alması da bir tepki oyuydu. Bu sorunlar devam ediyor. Bu anlamda hızlı internet, ücretsiz sağlık ve eğitim talepleriyle partilerin seçime girmesi de aslında İngiltere gibi dünyanın 5. zengin ülkesinde aslında biraz ilginç. İşçi Partisi bu anlamda daha radikal ve sol bir yaklaşımla ortaya çıkıyor. Bu da dünyada bu bahsettiğiniz Latin Amerika'da ya da Fransa'daki toplumsal tepkilerle bir eşgüdüm gösterdiğini gösteriyor. Ama şunu da söylemek gerekir. Yani Corbyn'in manifestosu çok öyle aşırı radikal bir manifesto değil. Özellikle vergilerin yükseltilmesi gibi talepler Avrupa Birliği'nin ortalamasına yani Almanya, Fransa seviyesine çıkartılmak isteniyor. İskandinav ülkeleri gibi sosyal devletin gelişmiş olduğu ülkelerin çok daha gerisinde vaatler ortaya sunuluyor. Bu bir yandan bir yönelim belirleyecek. Yani hem Avrupa Birliği'nde içinde mi kalınacak, dışında mı kalınacak? Eğer bir tek parti hükümeti olmazsa bu kez İskoçya'nın bağımsızlığı gündeme gelecek. Bu anlamda İngiltere'de aslında sular durulmayacak, yeni yeni tartışmalar ortaya çıkacak. Son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi Johnson'ın vaatleri arasında göç sınırlandırma ve puan temelli bir göç sistemi var. Bunu biraz açıklayabilir misiniz ve buna gelen tepkiler var mı? Öte yandan Corbyn konusunda da şimdi bazen solcu partilerde olsa bu konuda ırkçı refleksler de verilebildiğini görüyoruz. Kendisinin bu konudaki tutumu veya partisinin bu konudaki tutumu nedir? Aslında Corbyn'e yönelik en büyük tepki şey yani en büyük karşı propaganda antisemitizm üzerindeydi. Aslında Corbyn yıllardır savaş karşıtı eylemlerde liderlik yapan, yaşamını ırkçılığa karşı mücadeleyle geçirmiş bir lider. Bu antisemitizm meselesinin arkasında bir yandan da Filistin mücadelesine verdiği destek de var. Ama tabii ki antisemitizm İngiltere toplumunda da yaygın bir konu ve sadece İşçi Partisi'nde değil, Muhafazakar Partisi'nde belki daha fazla var. Hatta yani Corbyn'i ırkçılıkla suçlayıp örneğin Boris Johnson'ı örnek göstermek çok garip. Çünkü zaten Johnson'ın kendi yazıları ve söylemleri çok var ırkçılık konusunu ve ayrımcılık konusunda ortaya koyduğu. Bu işin bir yanı, diğer yanı göç konusu tabii ki Brexit'in en önemli tartışmalarından biri. Göçü engel olmak, ülkenin sınırlarının korunması meselesi. Bu noktada bir öneri olarak tabii muhafazakarlar Kanada'daki, Avustralya'daki puan bazlı sistemi öneriyorlar ve gelirinin yıllık 36 bin pound'dan yüksek olan işlerde çalışan, vasıflı çalışanların gelmesini öneriyorlar. Bu uygulan, yani İngiltere'de buna benzer bir sistem zaten uygulanıyor. Bu anlamda çok radikal bir öneri değil. Ama İngiltere'de zaten vasıfsız iş gücüne de ciddi bir ihtiyaç olduğu için bu konuda ciddi sorunlar yakında ortaya çıkabilir. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Gözlemlerinizden, değerlendirmelerinizden. Tabii bunun son olarak belki şunu söylenebilir. Bu Avrupa Birliği'nden giriş çıkış meselesi aslında İrlanda barış süreciyle de iç içe geçen bir konu. Doğalında orada bir sınırın konulması yeniden çatışma ihtimalini ortaya çıkartıyor. Çünkü Hayırlı Cuma Anlaşması çok sağlam temeller üzerinde olan bir anlaşma değil. Sınırın konulması durumunda yeniden şiddet olayları ortaya çıkabilir. Bu da aslında sadece İskoç bağımsızlığı bugünlerde çok daha tartışılıyor o hareketin talepleri. Ama İrlanda meselesi de yeni gündeme gelebilir. Bu anlamda bugünkü sonucun ne kadar sürpriz olacağı bizim önümüzdeki yıllara dair öngörülerimizi de biçimlendirecek diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız için, değerlendirmeleriniz için Emre Eren Korkmaz. Rica ederim. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Oxford Üniversitesi